motorlar, arabalar, alımlar, satımlar, işte bu işler nasıl yürür, nasıl yapılır? Onlarla ilgili kendi kendime araştırmalar içindeydim. Çünkü merakım vardı. Bunu araştırırken zaten yetkili servis olan akrabalarım, araba satan arkadaşlarım, sanayilerde dükkanı olan eşim, dostum, akrabalarım, yakınlarım vardı. Otoraporu duymaya başladım ben. O zamana kadar zaten çok fazla da hani böyle bir sektör var, böyle bir iş var gibi aklımda çok bir şey yoktu. Tanıştıktan sonra önce otoraporu araştırdım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? İşlerinde nasıllar? Benzeri var mı? Benzeri yok. Yenilikçiler, gençler çalışmayı seviyorlar. İlk olarak Bostancı şubesinde gitmiştim. Bir yakınıma araba alacaktık. İçeri girdikten sonraki düzen, sistem, çalışanlar, çalışanların davranışı, etrafın düzenli olması. Zaten arayışta olan bir insan için kafasında böyle bir ampul yaktırıyor. Acaba hani yapılır mı, yapabilir miyim? Yapsak doğru olur mu? Derken işte bu konudaki araştırmalarım benim hızlandı. Araştırırken otoraporun kurucularından bir tanesinin benim çocukluk arkadaşım olduğunu öğreniyorum. Ondan sonra ben onunla irtibata geçiyorum. Beraber konuşmalarımız neticesinde hani biz bu işi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, doğru olur mu, olmaz mı derken hızlı bir şekilde bölge seçmeye karar veriyoruz. Neresi olur derken zaten hali hazırda benim Pendik'te bildiğim insanlar olduğu için Pendik'e biz inandık. Oraya yatırım yapmayı uygun gördük. Yer aramaya başladık. Pendik bölgesinde işte işaretlediğimiz bazı dükkanlar oldu. Emlakçılarla konuştuk. Gezdiğimiz bazı yerler oldu. Onun neticesinde biz dolaşırken tam artık Pendik Köprüsü'nden yukarı çıkarken sağ tarafta şu anda bulunduğumuz yeri gördük. Daha yeni hatta kiralık tabelaları asılıyordu. Fırsat bu fırsat deyip içeri girdik. O anda zaten burası bizim için uygundur deyip kaporasını verip hemen anlaşmayı imzaladık. Ondan sonra ben zaten direkt kenara çekildim. Otorapor kendi ekibi, mimari ekibi dükkanın yapımına başladı. O sırada burada çalışacak olan personelin bulunması ve eğitilmesi başladı. Onun akabinde makineler, parkurlar, siparişleri geçildi. Yurt dışından geliyor bunların hepsi. Onların temini konusunda bana tekrar yardımcı oldular. Ben suya sabuna dokunmadan çok kısa bir zaman içerisinde Otorapor Pendik Şubesi halihazırda çalışır, aktif bir duruma geçti. Bunların hepsi 2015 yılında oluyor. 2015'ten işte şu ana kadar, şu zaman, geçen zamana kadar da kapasitesini her gün arttırarak çalışmaya devam etti. Merkezle beraber kullandığımız ortak sistemler var. Biz burada kendi başımıza araba bakmıyoruz. Bizim baktığımız araçlar birçok yerden denetimden geçiyor. Yazdığımız bütün raporların hepsi tek tek okunuyor. Yaptığımız imla hatalarında dahi bize geri dönüş yapılıyor. Hani bir denetim mekanizması var. Başınıza buyruk hareket edemiyorsunuz, zaten etmemeniz de lazım. Bu da otoraporun başarılarından bir tanesidir. Türkiye'de kolay bir şey yok. Şimdi hiç yok. Eskiden olabilirdi. Çünkü eskiden zaten hiçbir şey yoktu. Ama şimdi her şeyden var. Her şeyden çok var. Ama hiçbir şeyden tam yok. Otorapor bu işin tamı. Öncelik tarafsızlık, sonra bağımsızlık ve karşıya, müşteriye güven vermek. Bu çok önemli. Bunu da otoraporun ben yaptığı, verdiği raporlarla sağladığına inanıyorum.